Hepinize merhabalar. Artık İzmir vlogumuzun son bölümü olan İzmir Merkez Çarşısı ve yiyebilirsek bir bomba yiyeceğiz. Binebilirsek bir vapura bineceğiz. Şu an Tire'deyim. Tire'den trenle Basmaniye bineceğiz. Şu an saat sabah 5.30 bile değil belki. 6.20'de tren var, kaçırmayalım. Ana yola çıkınca birazcık daha hızlı yürüyeceğim. Valizin ayaklarını kırmak istemiyorum. Sabah sabah herkesi de uyandırdım herhalde. Neyse. Köpekler peşimde geliyor. Sabah daha kimse yok tabi. Kimse yok derken bir motor geçiyor. Valizin sesine mi geliyorlar? Ne yapıyorlar bilmiyorum. Ama artık düzlük yoldayız. Bas gaza. Yaklaşık bir 15-20 dakika yürüdüm ve şu anda Tire gardayım. Birazdan kalkacak. Saat kaç bilmiyorum ama varmış saatimiz, bakalım. Saat 5.42. Yaklaşık bir yarım saati var. 6.20 geçe kalkacak ama erken de kalkabilir. Ama kimse olmadığı için bir 10 dakika gecikmeli de kalkabilir tabi. Çok uyku var. 3 saatlik falan bir uykuyla ayaklayıp gözlerim falan anlaşılıyor bilmiyorum. Yorucu bir tur oldu aynı zamanda. Beklentimin üstünde bir tur oldu. Yani hiç planladığım gibi geçmedi ama güzel oldu yani. Mesela Kuşadası'nda 2 gün kalırım dedim, 3 gün kaldım. Tire'de 1 gün kalırım dedim, 2 gün kaldım. Ve böylelikle aslında bir bakıma tren ilk defa çalıştığı ana şahit oldum. İlk defa bir tren çalıştığı şahit oldum. Bildiğim ortağı vurdu yani. Dış etti, çalıştı. Bir teslim yok, aksa gidecek. Gidip biletimize var mıyız? Ufaktan girebiliyorsak eşyalarımızı yerleştirelim. İzmir yolculuğumuz başlasın ve İzmir 6 günlük gezi turu finish diyebiliriz. Evet, şu anda İzmir Gar Basmane'deyiz. Basmane'ye geldik. Direkt oradaki büfelere emanet olaraktan nasıl diyeyim size, çantalarımı bıraktım. 40 TL bir ücret ödedim buna. Dönüşte de zaten şuradaki ATM'lerden göstereyim ben size. Şuradaki ATM'lerden para çekip oraya verebiliriz. Sadece nakit geçerliymiş. Kişilerden de bilet alınıp akşam tekrardan havaalanına geçeceğiz. Şimdi evet. İzmir'e ilk adımımızı attık. Ve nereye gideceğimi inanın bana hiçbir şey bilmiyorum. Şuraya çıkacağım ve telefonumu açıp bakalım en yakında ne varmış. Güzel bir boyoz bulup boyoz yiyerek başlayalım turumuz efendim. Evet, şu an İzmir'e girdim. Kalabalık tabii. İlk geldiğimden beri küçük ilçelerde, küçük yerlerde vlog çekiyorduk. Bu şehirde vlog çekme birazcık daha rahat mı olur, garip mi olur bilemiyorum artık. Üstümüz de kirlendi ister istemez. Bir haftadır aynı kıyafetlerle dolaşıyoruz. Karşı tarafta İzmir Kalesi falan gözüküyor zaten. Oralara bakabiliriz, çıkabiliriz. Ama öncesinde çok açım. Bakalım. İzmir'de bir tanışımız var efendim. Onu arayalım. Müsaitsem onu görebiliriz. Değilse de birkaç öneri alalım kendisinden ve turumuzu öyle devam edelim. Yolda gelirken hiç araştırma aklıma gelmedi. Öyle bir yorulmuşum ki uyuyakalmışım ya tren içerisinde. Vallahi direkt Kemeraltı'ya geçiyorum. Kemeraltı'da birçok şey orada ya. Bombamız da orada. Her şey Kemeraltı çarşısında. Sahil yoluna çıkıp sahil yolunda yürümek istedim. Oradan ona göre gidelim. Bizim garip ya, böyle sanki önceden gelmişsin ama hiç gelmemişsin gibi de. Bilmiyorum, sabahtan beri de böyle bir enerjim yok ama İzmir çok sevim, güzel, rüzgar var ve o trenin boğucu havası burada yok. Daha rahat nefes alabiliyorum en azından. Bu arada sokakları göstermek gerekirse böyle şuradan İzvan diyorlar sanırım buna. Geçebiliyor muyuz? Geçiyoruz. Evet, şu anda sahildeyiz. Herkes balık tutuyor tabii.
Bir yandan da şu an bugün YKS TYT sınavı var. Belki onun sakinliği vardır burada, bilmiyorum. Ama sakin. Öyle söyleyebilirim size. Size sokakları göstermek gerekirse Türk Telekom binası hemen burada. Pasaport iskelesi yine. Ya şu taraftaki restoranların hepsi kapalı gibi, yeni açıyorlar gibi. Balık köfte tarzı ürünler. Serpme kahvaltı. Biz bence kemer altında bulacağız boyozları. Kemer altıya geçelim artık. Gerek yok. Bereketini görün. Direkt buraya alayım. Teşekkür ederim. Evet, şimdi boyoz ve çay söyledim. Direkt kemer altının girişinde. Biraz yorgunum, ondan dolayı ne dışarıya enerji gösterebiliyorum ne kendimde enerji var. Artık bir haftanın o gezmenin vermiş olduğu yorgunluk boyozu göstermek gerekirse. Efendim, boyoz böyle. Boyoz yani, bildiğimiz boyoz. Burada da çay var. Aa, magnet bulmuşken bir magnet alabiliriz. Bu yan tarafta mı satılıyor bunlar abi? Bu yan tarafta mı? Atatürk kimliği mi alsaydık? Evet. Nüfusa kayıtlı ol değil de Gaziantep yazması lazım ama yazmıyor. Sadece doğum yeri Selanik olarak belirtilmiş. Kalsın bu. Atatürk'ün kimlik kartı, nüfus cüzdanı. Şuradan İzmir Saat Kulesi'ni alalım ya. Bir tane. Hoppa. Şu şeyden aldım, bizim dolabın üstü bayağı bunlarla doldu. Kolay gelsin. Stickerları siz mi satıyordunuz? Şuradan aldım ama direkt. 50 lira. 50 lira. Tamam. Evet, hükümet konağı burada. Ve hemen karşısında Saat Kulesi. İzmir'de gerçekten hava güneşli ama ona rağmen çok güzel bir serinlik var. Herkes yine fotoğraf çekiyor tabii. Biz yalnızız, fotoğrafımızı çeken yok arkadaşlar. Evet, bu Saat Kulesi yeni yapılmış gibi gözükse de aslında hiç de öyle değil. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yıl dönümü anısına yaptırılmış bir saat kulesi ve 1901'de inşa edilmiş. Gayet de eski yani. Şöyle biraz daha yakına inelim. Tabi sonradan restore edilmiştir. 1901'den beri burada. Instagram'a bir story çekelim burada efendim. İzmir'de olduğumuzu duyuralım artık. Hemen çekip zaten limana kaçacağım, karşı yakaya geçeceğim. Tabii Saat Kulesi'nin hemen sahile doğru giderken karşısında ilk kurşun anıtı var. İzmir'in işgale uğradığı 15 Mayıs 1919 günü milli mücadelenin ilk ateşini açan kahraman ve şehit gazeteci Hasan Tahsin ve şehitlerimizin aziz hatırasına yapılmış arkadaşlar. Evet, İzmir İletişim Başkanlığı da yine sahil üzerinde. Zaten sahil üzerinde genelde devlet binaları, sahildeki tüm binaları neredeyse satın almış. Özel çok fazla bir bina göremiyoruz. Garanti Bankası, yani böyle büyük kurumların aldığı yerler genelde sahil kenarındaki binalar. Ben buradan karşıya, yayalar yaya geçidini kullanınız diye belirtmiş. Yaya geçidimiz nerede efendim? İnşallah çok uzakta değildir. Evet, yaya geçidi dediği yer, bu arada çiçekler çok güzel kokuyorlar burada. Yaya geçidi dediği yer benim az önce
üst köprüden geçtiğim yer var ya, orası. Oraya tekrardan geçiyoruz. Yine Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, burada kurumu İl Müdürlüğü. Zaten vergi dairesini hatırlarsınız, şuradan almıştık. Tahmin ettiğim gibi, bu arada üst geçitte şuradan gidecekmişiz. Neyse, tekrar döneriz. İzmir'im kart çıkarmak için hafta içi gelmeniz lazım. Ve hafta içi sadece açık ve 9-5 çalışıyorlar. Onun dışında eğer benim gibi cumartesi geldiniz, İzmir'im kartım yok, ne yapacağım kardeşim diyorsanız, kredi kartı okutacaksınız. Kredi kartı okutursanız dezavantajınız ne, niye kart çıkarayım o zaman derseniz de normal kartta aktarma hakkınız olabiliyor. Yani bir seferde iki defa otobüs değiştirmek isterseniz aktarma hakkınız olabiliyor. Benim kart yok, böyle pasaport iskelesinden kartı okutacağım. Bakalım ne kadar çekecek. 13 TL aldım. 13 lira sadece. Karşıyaka değilmiş bu arada gelen Bostanlı. Karşıyaka mı? Hepsi burada. Tabi sizde şey var, sarsıntı engelleyici var da iyi sallanıyor. Aşağıda yukarıya çıkalım. Sarım abi Fenerbahçe. Alsancak'a kadar giderim ben, burada durmam. Karşı yakada da inmeyiz muhtemelen. Evet, burası Anıt Kafe ve belediyeninmiş. Bir içecek, kutu içecek ve iki tane çikolata aldım. 46 lira tuttu. Zaten girişte direkt fiyatları yazıyor. Atatürk'ü anlatanı şimdi kimsenin yüzü gözükmediği için şöyle bir rahat gösterebilirim size. Ben de anıta doğru oturacağım manzarada. Evet. Gayet büyük bir anıt. İnsanların ne kadar küçük kaldığına bakarsanız yandan büyüklüğünü anlayabilirsiniz. Oturayım da bir rahat rahat size göstereyim ya. Evet. Birazdan biz de fotoğraf çekmeye gideriz oraya. Anıt kaç yılında yapılmış? Hemen ona bakalım. Şimdi biraz oturdum. Rüzgardan sesim iyi geliyordur umarım. Mikrofonu takmadım çünkü. Karşıyaka'da şöyle anıtın yanında Anıt Kafe'yi zaten size bahsetmiştim. Çok güzel, çok serin bir yer. Ya da benim şansıma bugün hava rüzgarlı, bilmiyorum. Şu an tamamen mikrofonu kontrol altına almaya çalışıyorum. Burada oturup bir şeyler içebilir, serinleyebilirsiniz. Öğlen şu an, öğlen de değil gerçi, sabah saatleri öğlene doğru giderken dışarıda hava çok sıcakken burası iyi, serin. Alaçatı'ya geçeceğim. Alaçatı'da İzmir kumrusu ünlüymüş. Kumru yiyeceğim. Sonra bomba yiyeceğiz. Sonrasında muhtemelen bir şey yiyemeyeceğiz. Bunları yiyince bayılacağız. Bugünlük böyle yapacağız. Artık başka zamanda da daha farklı aktiviteler yaparız. Sonrasında uçağı kaçırmamak için havalanına geçeceğiz. Benim bir günüm böyle geçti. Birazcık şey oldu, yorgunluğun da etkisiyle birlikte birazcık dinlenme odaklı bir gezi oldu bu. Umarım güzel olmuştur. Yani derken tabii ben daha farklı göreceğim. İlk defa böyle bir video çekiyorum. İlk defa böyle oturduğum yerden serinleyerek bir video çekiyorum. Biliyorsunuz ki iki gün önce sıcaktan yanıyorduk. Şimdi ne durumlardayız? Efendim çok rüzgar var. Bağırarak anlatmaya çalışacağım. Burası hem anıt hem müzeymiş. Fakat ben müzeye girmeyeceğim. Size şöyle göstermeye çalışıyorum. Rüzgardan dolayı kusura bakmayın. Bağıra bağıra konuşuyorum şu an anıtın önünde. 1972 yılında inşa edilen bu anıt 2018 yılında güncellenerek boyu toplamda 41.7 metreye getirilmiş. Türk bayrağıyla da çok güzel duruyor ve Atatürk'ün de muhteşem pozuyla
Bana dinlenmek ve soğuk gerçekten çok iyi geliyor. Ve açılıyorum yani, enerji geliyor arkadaşlar. Az önce de oturduğum yerde hem sınıf arkadaşım hem de İzmirli kendisi beni aradı. Instagram'dan görmüş, İzmir'e gelmişsin falan, görüşelim. Ne yapıyorsun dedim. BİM'de çalışıyorum dedi. BİM'e gideceğiz. BİM reklamı yapacağız. Kendisini de göreceğiz. Ama öncesinde Alsancak vapuruna binip Alsancak'ta bir kumru yiyip ardından bir bomba yiyeceğiz. Hatta bombayı ardından yemeyeceğim için paket yaptıracağım ve arkadaşımın yanına gidip arkadaşımla birlikte bomba atacağız. Alsancak'ta Çelebi'yi önerdi arkadaşım bana. Devamında burada anlatabileceğim bir şey yok. Atatürk ve annesi ve kadın hakları anıtı olarak geçiyor arkadaşlar burası. Atatürk annesi ve kadın hakları olarak. Yani Atatürk virgül annesi ve kadın hakları. Yanlış anlaşılma olmasın. Çok güzel bir anıt. Şöyle göstermek gerekirse boyu neredeyse 42 metrelik bir anıttan bahsediyoruz. Ve İzmir'in her yerinde görülüyor. Karşı taraftan ben burayı gördüm. Merak ettim, geldim. Benim uçak iniş yapıyor. Birazdan uçağa geçeceğiz zaten. Evet, kumrumuz geldi. Kumrunun başkenti İzmir'de böyle bir kumru geldi. Efendim için kaşar var ve kumru, sosis, turşu ve kola. Şimdi yiyelim. Çok şarjım olmadığı için ufak bir ısırığı göstereceğim sadece. Gün daha çok. Evet, hafiften de gölge oldu. Üstü kapattılar. Güzel oldu. Evet, ben şuradan rahat. Kumruyu yedim. Çok güzeldi gerçekten. Ekmeğe de ayrı bir güzeldi. Ekmeğin böyle küncülü. Yormuyor böyle yani. Çiğnerken çabuk ağza dağılan bir ekmek. Ve sonra devamında teşekkür ederim. Kola da ayrı bir güzel oldu yanına. Gerçekten tavsiyelere uyun. Buraya gelin, siz sonra siz yiyin yani. Elinize sağlık. Ayağa gideceğim. Var yani daha. Oradan da tamam. O teşekkür ederim. Olmaz be. Tamam, gelsin sağ olun. Sen. Teşekkür hadi ederim. Gelsin. Sağ olun. Hem güzel yapıyorlar hem de çok sıcak kanlılar gerçekten. Kumru ve kumruya gelmenizi öneriyorum. Evet, yollarda. Evet, yol veren birisi sonunda. Gerçi o da yol vermemiş, o da yolcu indiriyormuş. Neyse, yine de teşekkür ederiz. Şimdi dedi, dümdüz gideceksin, Sevinç Pastanesi'nin oradan. Bu tarafa dedi, yani sola döneceksin dedi. Ve sonrasında karşımıza çıkacakmış. Alaçatı Muhallebecisi burada da. Aa, çok iyi. İlk defa elektrikli bisikletli bir kurye görüyorum. Her yerde kahve, dediğim gibi kahve, kahve, kahve. Her yerde bir kahve olayı var. Dönüşte belki bir bardakta biz kahve içeriz. Şarjımızı bitirmeyelim o zaman, direkt geçelim. Geçtikten sonra tekrardan kayda açarız. Vestel'e sordum. Vestel aynı zamanda kafe burası. Dedi ki bu sıcakta dedi, en sonuna yürüyeceksin dedi. Yürüyeceğiz dedim, bana yapacak bir şey yok. Ama en azından binaların gölgesi biraz daha serin yani. Güneş olduğu zaman böyle direkt başım ağrı giriyor. Buradan videoya giriş yapmayı unutmuşum. Çelebi'ye geldik arkadaşlar. Çelebi karşımızda. Ama hava inanılmaz sıcak. Ben siparişi de verdim, direkt içeride hazırlıyorlar ama. Yani girişi açmayı unutmuşuz. Evet. Pardon. Geldim hocam. 6 tane klasik aldık, kapattın mı? Neyse. Sıkıntı yok. Hemen tekrar. Olur. Yeni bombalar da geldi. Bomba gibi. İzmir'i patlatıyorsunuz değil mi abi burada? Ustası da bomba, bombası da bomba. Bunu şeye, Suriye, Irak'a falan göndererek abi uçaktan aşağıya atsınlar bomba. İki sayla gönderelim, temelli yok olsa. Doğru söylüyorum valla. 3 tane paket. Orası alıyor. Ne kadar? Şimdi bu tanesi 25 değil mi? 25 TL. Haziran 2024 ama şu an. Evet. Değişebilir. Şu anlık böyle fiyatlar. İnşallah, inşallah. Hatta daha da düşer de fiyatı, ekonomimiz iyi olur. İnşallah, inşallah. Bunu 1 lira satarken daha keyifle satıyoruz. Doğru daha söylüyorsunuz abi. 200 mü yapıyor onu? 200 TL yapıyor, 8 alıyor. Buyurun, ben bırakayım şöyle. Ondan
Bunun için olur, çok iyi olur. Teşekkür ederim. Başkan, sağ olun. Mikrodalgada 30-40 saniye, sıcak fırında 2-3 dakika ısıtır ya. Öyle iyi. Tamamdır. Tamamdır. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Bombaları aldık. Yanlarda şöyle sağ sağa çıkarsak. Şimdi tramvay, metro nerede onu bulacağız. Arkadaşın yanına geçeceğiz. Şarjım %16'yı gösteriyor. Umarım kapanmadan bombaları da yeriz. Videoyu böyle kapatacağım. Bu İzmir turunu şey sayalım ya, ufak bir tur sayalım. Havaalanına geçince muhtemelen şarj edeceğim. Havaalanından sonra görüşürüz ya da arkadaşın orada şarj varsa bir ihtimal orada şarj edeceğiz. Arkadaşlar, arkadaşımın yanına geldim. Ama ne yazık ki ne bir soğuk suyu vardı. Şu çantamı kapatayım, kirlenmesin. Ne de bir şeyi vardı. Bombalarımızı aldık. Zaten biliyorsunuz aldığımız sahneyi. Şu anda İzmir'in neresindeyiz ben de bilmiyorum. Ankara Caddesi yolu üzerinde. Bir yerde şöyle afiyetle bir bomba yiyeceğim. Ama sadece bir tane yiyeceğim. Hala çok sıcak. Hala çok sıcak. Suyu da kapalı, keşke ağzını açsaydım. Kesin dilime yapışacak şu an. Suyu açacağım, yok. Ağzıma yapıştı ya. Ya ben ne bu benim çektiğim ya. Evet. Şu su olmasa var ya, bu bomba içimizde patlar. İçimizde patlarsa da ölürüz. Şu an her yerim çikolata hissediyorum yani, böyle nefes boruma kadar çikolata olmuş gibi hissediyorum. Sadece bir tanesinde böyleyim yani. İkinciye atınca atom bombası oluyor. Birazcık sessiz köşe aradım. Şimdi siz birdenbire bir havaalanına geldiniz değil mi? Ne oluyor diyorsunuz. Efendim, şarjımız bitti. En son bombayı yedik. Ondan sonra ben metroya bindim. TCD'de gara geldim. Sonra tekrardan trenine bindim. Treniyle havaalanında indim. Ve şu an havaalanındayım, uçak bekliyorum. Birazcık hesaplama hatası yapmışım. Çok erken geldim. 2.30'dan beridir bekliyorum ve uçağın saati saat 8'de. Günü toparlamak gerekirse Serenay'la buluştum. Bomba yedik. Bomba aldık, eve paket götürüyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadardı. Son havalanla sonlandırıyoruz videoyu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.